Evet, biz rejideki arkadaşlarımızla birlikte çok mantıklı bulduk. Harika gizlenmiş kedicik. Devam edelim. Üniversitelerde tekstil ve deri mühendisliği gibi bölümleri tercih edenlere artık burs verilecek. YÖK'le tekstil deri sektörü temsilcileri arasında protokol imzalandı. Bu bölümlerden üniversite tercih edip yerleşen öğrencilere ayda 1800 lira da burs sağlanacak. Eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisine yönelik de tabii ki bir süreçte başlayacak. Tekstil ve deri mühendisliği bölümlerini tercih eden bu bölümlere yerleşen öğrencilere burs verilecek. Bunun için YÖK'le tekstil ve deri sektörü işverenleri arasında protokol imzalandı. YKS Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleşme puanına göre ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar 1828 lira. 20 ila 50 bin ve deri mühendisliğine yerleşenler için ise ilk 20 ila 60 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarın %70'i kadar 1280 lira. Tekstil mühendisliği için ilk 50 ila 80 bin ve deri mühendisliği için ilk 60 ila 100 bin arasında olanlara askeri geçim indirimi hariç askeri ücret tutarın %50'si kadar 914 lira. Yılda 9 ay olmak üzere tekstil ihracatçıları birlikleri, hazır giyim ihracatçıları birlikleri, deri ve deri mamulleri ihracatçı birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından eğitim bursu verilecek. Sadece burs değil, öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü de verilmesi durumunda öğrenciler en az 5 yıl iş garantisi alacak. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektörde tekstil mühendislerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sektörde işsiz tekstil mühendisimiz yok dedi. Muğla'da yamaç paraşütü yapan iki pilot ölümün eşiğinden döndü. Evet, bu spor oldukça eğlenceli ve adrenalin gibi dolu gibi görünüyor ama zaman zaman tehlikeli de olabiliyor. Şimdi denizin 500 metre üzerinde kaydedilmiş o tehlikeli anlar gelecek.